Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dersimiz bu asırdaki anlayış ve yaşayışların dairesinden kulağımıza giren ruhsat kelimesi. Ruhsat. Olur olur. O da olur. O da olur. O da olur. O da olur. Bir şey olmaz, tamam diye olan sözler var ya, o meseleyi külliyattan okuyacağız. Fakat bu ruhsat şeriat meselesi olduğu için bir kısmını şeriatın temel kitaplarından aldık. Meselelerden, hadislerden. Hukuk İslamiye. Ha, hukuk İslamiye. Evet, 8 cilt. Evet, lügat manasıyla ruhsat izin, müsaade, genişlik ve kolaylık demektir. Kolaylık sağlamak. Kulların özürlerine, işte hukuk İslamiye şimdi şöyle anlatıyor. Ne anlatıyor? Kulların özürlerine mebni, kendilerine bir suhulet, kolaylık ve müsaade olmak üzere ikinci derecede meşru kılınan şeydir hukuk İslamiye. Bir misal veriyor tatbikat şekli. Sefer halinde Ramazan-ı Şerif orucunun tutulmaması gibi. Sefer halinde. Sefer halinde. Ruhsattır bu. Yine aynı kitap devam ediyor. Bir hadiste azimet ile ruhsat içtima edince, bir arada bulununca. Azimet tarikini, yolunu iltizam etmek bir takva nişanesi sayılır. Yani ruhsat olur da açık, azimet de açık. Bu bir şeyde, bu iki şey birleşti miydi ruhsat azimet? Azimeti tercih etmek lazım. Bu bir takva nişanesidir. Hukuk İslamiye cilt 1 sayfa 43. Kur'an 4. sure, yani Nisa suresi 160. ayetin beyanıyla Yahudilerin zulüm ve İdlallerinden, milleti saptırmalarından dolayı kendilerine bazı helal şeyler haram kılındı. Aslında herkes için helal, Yahudilere haram. 4. sure 160. ayet bu hüküm getirdi. Bu tahrim hadisesinden de, bu haram kılma hadisesinden de anlaşılıyor ki şeriat, yani dinimiz bazı furuata ait meselelerde cemiyetin ahvaline göre hükmeder şeriat. Cemiyetin mevcut ekseriyetinin durumuna, seviyesine, anlayışına, yaşayışına göre hükmeder. Cemiyette azgınlık ve sefahet arttıkça şiddet getirilir, yasaklar getirilir, ruhsat değil. Evet, dinde bir kaydedir ki fitne zamanlarında ve fitne ihtimali karşısında ruhsat yolu daraltılır. Cemiyette diyanet kuvvetleştikçe de ruhsat kişilerin tercihlerine bırakılır. Cemiyet bozuk olunca tercihe bırakılmaz. Şimdi tam ters abi, ahir zamanda ne yapacaksın? Tam ters. Ne yaparsan yap, sen bilirsin. Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil diye yazıyor üstad. Yani öyle deniliyor, ahir zaman. Deniliyor da ya, bu fitnenin tesirinde kalan ve isimsiz ve şuursuz ve habersiz Sufyaniyet vasfıyla mevsuf olan kişilerin sözlerine nasıl bakacağız? Şimdi geçtik şeye, Kastamonu laikasına. Bu kadar yeter. Mesela burada yazmadım. Şeriat kitaplarında kayıtlı. Tesettür mevzuunda, onu yazdım Risale'de. Tesettür Risale'de yazdım. Normal İslam cemiyetinde bir Müslüman kadını, kız ve kadın, yani Nisa olunca ikisini de içine alır. Yüzünü, yüz nedir şeriatça? Kaşlardan çene kemikleri dairesinden olan, çizilen saha. Yüzünü açık bırakabilir. Ne zaman? İslam cemiyetinde. İslam cemiyetinde bir fitne ortaya çıkma ihtimali zuhur edince İslam devleti, halife tutar, peçeyi mecbur kılar polisleriyle beraber cemiyetçede, içtimai hayatta giyinme şeklinde cezalandırır. İslam devletinde efendim. İslam devleti olmazsa başını örttüğün zaman kız veya kadın cezalandırıyor adam. Hayır, yani öyle bir ceza bilen olmazsa örtmeye mecbur olur mu değil mi? Bu şimdi hukukta bir pratik hayatın içerisinde İslami hayatı tatbik etmek için vazifedara bir salahiyet veriliyor. Bir de sürekli hukuk sistemi vardı her zaman her yerde aynı biçimde. Burası o sistemden değil. Beldelere göre, mekanlara göre, zamanlara göre değişen ahvalde İslami hayatı yürütmek için idareciye böyle bir salahiyet verilmiştir. Bunların hep İslam hukukunda ifadeleri, tabirleri vardır. Ben şimdi onlara geçmiyorum.
böyle sefahetin umumileştiği zamanlarda dine aykırı düşen bir kısım umumileşmiş adetlere müsamahakar fetvalar vermekte dikkatli olmak gerektir. Mesela Kastamonu'ya geçtik şimdi. Kastamonu laikasında şu beyan var. Ne diyor üstad? Hadisat-ı zamaniye bahanesiyle. İşte cümle yerini buldu. Bitti. Ne demek? Zaman çok bozuktur. O kadar sıkı tutmayın. Var ya. Bu da diyor ki bu da hadisat-ı zamaniye bahanesiyle. Zaman çok bozuk. Artık şey yapmayın. Bahane oldu. Vehhabilik ve melamiliğin bir nevine, bir benzerine. Yani melamilik şeydi. Çok sağlam bir tarikattı. Müfsit cereyan, fitne cereyanı böyle sağlam olunca içine sokulur, hulul eder, onu ters yüz eder. Onları tabii hayata ters düşen yolda alıştırır. Onun için melamilik fazlasıyla sefih bir hayata geçiş yaptı şimdi. Onları hatırlatıyor yani melamilik. Melamiliğin kitaplarda, ansiklopedilerde verilen bildiği vardır. Zaman çok bozulmuş diyorlar. Vehhabilik ve melamiliğin bir nevine zemin hazır etmek tarzında, yani açıklamasını veriyor üstad. Ne diyor? Ruhsat-ı şer'iyeyi perde yapıp eserler yazılmış, kitaplar yazılmış. Niçin? Melamiliğin bir nevine zemin hazırlamak, onları işte desteklemekle, geliştirmek ve yaymak için eserler yazılmış. Risalet-i Nur gerçi umuma teşmil suretiyle değil. Yani umum bu yolu takip edecek ama hele hele şahs-ı maneviyi temsil eden şahs-ı manevi merkezi heyet, nurcuların hizmet ehli cemaati örnek bir durumda bulunacak. Çünkü avam gözüyle gördüğü, kulağıyla işittiği bir cemaati görünce o zaman tesirinde kalır. Yoksa sadece sözlü konuşmak, Şöyle iyidir, böyle iyidir. Onlar söz kadar, yaşanan hayatın görülmesi kadar tesirli değildir. Bu da uzun çeker ama çok önemli bir noktadır yani. Bir örnek cemaatin bulunması zarureti vardır. Bu örnek cemaat, nümune-i imtisal cemaat, Nurcular Dairesi'nin merkezi olmayacak mı? Olacak. Ha, dur bakalım o zaman. Teşmil suretiyle değil fakat herhalde, yani illa ki hakikat-ı İslamiye'nin içinde cereyan edip gelen asırlardan bu yana. İslamiyet hakikatinin içinde cereyan edip gelen nedir? Örnek cemaatler geliyor. Cereyan edip gelen esas-ı velayet, manevi kemalat prensibi esas-ı velayet. İslamiyet'in içinde geliyor bu asırlardan bu yana. Ve esas-ı takva esas-ı prensibi. Yani değişmezlik vasfında oluyor bu esas. Esas değişmez. Onun için esas diyor. Esası azimet. Azimet prensibi esası. Dusturu. Ve esasat-ı sünnet-i seniyye. Sünnet-i seniyyenin değişmeyen getirdiği sünnetler. Gibi. Ne kadar gelişledi şimdi bakınız. Gibi ince fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek bir vazife-i asliyesidir. Nur'un merkezi, Salih-i Nur'un ve ona bağlı merkezin bir vazife-i esasiyesidir. Sevk-i zaruretle, zaruret var ne yapalım gibi bahanelerle, hadisatın fetvalarıyla, bakın çok bozulmuş yani, o kadar sıkı tutmayalım gibi laflarla, onlar, bu esaslar, mezkür esaslar terk edilmez. Ahirette falaka. Kastamonu laikası sayfa 77. Derler ya şimdi böyle olur mu? Şimdi karşına Süfyan çıkmış, sana bunu söylüyor. Ama 5 vakit namazında bir Müslüman bu. Bilmiyor ki sosyal hayatın, sosyolojinin insan üzerindeki tesiri nedir, anlamaz ki. Onun için rivayette gelmiş Kütüb-ü Sitte. Ne gelmiş? İslam dünyasından çıkan Deccal hakkında, Deccal gaip bir şerdir. Ben bunu Askubi'de yazdım. Gaip. Yani çok sinsi tesir eder ve onun dehşetli ifsadatını anlayamazsınız, hissedemezsiniz, fark edemezsiniz. Yani Deccal yani Deccaliyet demektir kesin manada, acabasız.
Deccaliyet sinsi tesir sahasını yürütür. Seni iyiden iyiye kendi boyalarını sürer fakat hiç haberin olmaz. Sen kendini çok mükemmel bir Müslüman, İslam hayatının adamı diye zannedersin. Rivayetinde de vardır. İmanı soyulur kişinin fakat hiç haberi olmaz. Rivayetler bunlar. Bunları cemesem Cemil yerinden fırlayacaksın bu sefer. Bu ne biçim işlenmişler. Evet. Devam ediyoruz. Kastamonu'ya kadar 70'den sonra. Hem mesela zamanımızda umumileşen Avrupa'yı kıyafet hususunda Bediüzzaman Hazretleri bir vesile ile şunu belirtiyor. Bazı vesileleri bulunca o vesile ile hakikati ortaya koyuyor. Dünyaca büyük makamlarda bulunan, büyük makamı dünyaca, dince, ahiretçe, faziletçe, yok. Dünyaca. Bulunan bedbahtlar dediler. Bedbahtlar. Ne dediler? Üstada diyorlar. Bak ne diyorlar. Yani sufyaniyet rengine girmişler, bilmiyorlar, güya nasihat ediyorlar. Bunları bilip de biz şuurlu bir Müslüman nurcu olarak kalırsak febiha, yoksa bizi götürürler zamanda, şekillendirirler. Bedbahtlar dediler, sen, yani ustada diyorlar bunu, sen 20 senedir bir tek defa takkemizi, yani şapkamızı, getirdiğimiz inkılap yaptığımız şapkamızı başına koymadın. Eski ve yeni mahkemelerin huzurunda başını açmadın. Eski kıyafetin ile bulundun mahkemelerde bile. Uzat hiç taviz vermiyor. Hiç. Halbuki 17 milyon o zaman Türkiye'nin nüfusu 17 milyon bu kıyafete girdi. Dehşetli bir aldatıcı propaganda demek oluyor bu. Ben de dedim kim o bedbahtlara ve dolayısıyla hepimize bir vesile bulunca işte Uzat anlatacak bunları. 17 milyon değil. Belki 7 milyon da değil. Belki rızasıyla ve kalben kabulüyle ancak 7 bin Avrupa perest sarhoşların kıyafetlerine ruhsat-ı şer'iye ve cebri kanuni cihetiyle girmektense, ruhsat-ı şer'iye nerede? Cebri kanuni sebebiyledir. Bu İslam'da, İslam hukukunda geçer ve izahat verilir, örnekler verilir, tatbikatları gösterilir. Buna ikrah-ı mülci diyor İslam hukuku. Onu da kaydettim az önce var. İkrah-ı mülci, illa ukrihe ayetinden alıyorlar. İkrah-ı mülci. Ne demek ikrah-ı mülci? Tarif ediyor şimdi İslam hukuku. Bir kuvvet sahibi, devlet gücü içinde veya sana şerata, dine muhalif teklifte bulunuyorlar. Tekliflerde bulunuyorlar. Ne yapacaksın? Eğer bu teklifi yapmazsan kulağını kesecekler, gözünü çıkartacaklar, elini, kulağını kesecekler gibi cezaları da var. Ölmeyebilirsin de ölebilirsin de. Böyle tarif ediyor şimdi İslam hukuku. Bu durumda ne yapacaksın? Bir sahabe hadisesi var. Ayet onu haber veriyor. Bu durumda direnirsen, elimi kesersen kes dersen, direnirsen ve buna direndiğinden dolayı rağmen vefat edersen şehitsin. Ve azimeti takip etmişsin. Ahiretin fevkalade mükemmeldir. Yok, cebir olduğunda burada diyor işte cebri kanuni, cebir olduğundan dolayı dayanamazsan kalben kesin be kesin kabul etmemekle beraber o teklifleri onların zulmünden kurtulmak için zahiren evet dersen bu bir ruhsattır. Ruhsat-ı şer'iye dedikleri bu. Ha, şimdi bu ikrah-ı mülciyi Üstad Kastamonu'dan burada anlatacak. Kastamonu yok. Kastamonu da anlatacak. Yahut da şu alardan aldık konu şeyini. Karşısında, ikrah-ı mülcinin karşısında ikrah-ı gayri mülci tabiri vardır. Fıkıh tabiri vardır. Nedir ikrah-ı gayri? Onun da açıklamasını veriyorlar. İkrah-ı gayri mülci demek, bu zamandaki pek çok Müslümanların zaruret dedikleri olan, ha bu zaruretle alakası olmadığı halde, darb, dövülme, hapsedilme, İşinden uzaklaştırılıp maaşının kesilmesi, bunlar yazılı şeyler gibi muameleler ve cezalardır. Bunlar ikrah gayrimulcidir. Burada asla ruhsat yoktur. Şöyle diyor Kastamonu 105. Evet, hayat-ı dünyeviyenin muhafazası için, yani dünya zararlarına düşmemek için, işte öldürülmemek için, zaruret derecesinde olmak şartıyla. Ama hayatın muhafazası. Tabii, öldürecekler şartıyla bazı umuru uhreviyeye muvakkaten
geçici olarak, o bela geçiciye dek tercih edilmesine, hayat-ı dünyeviyenin, yani bu işte kendi hayatının korunmasına ruhsat-ı şer'iye var. Fakat yalnız bir ihtiyaca binaen, helakete sebebiyet vermeyen, ikrah-ı mürciyi anlatıyoruz tabii. Vermeyen bir zarara göre tercih edilmez, ruhsat yoktur. Halbuki bu asır, bu asrın insanları, bu cemiyetin içerisinde kalanlar, o damarı insaniyi, dünyevi hayatı koruma damarını o derece şırınga etmiş ki küçük bir ihtiyaç ve adi bir zararı dünyevi yüzünden elmas gibi umuru diniyeyi terk eder. Kastamonu layıkası 105. Cemil abi diyor, içtimai hayatta o kadar çok örnekleri var ki böyle. Var, çok var. Risale'de de bu ruhsat meselesi örnek var. Fakat ben bir dersle özetini alalım mesela, bir prensibimizi bilelim de ondan iyi niyeti var zaten. Hani derler ya halk dilinde, sivrisinek saz, davul zurna az. İnsan durumu yani niyeti değişik. Cihetiyle yani niçin dedik bunu burada? Ruhsat-ı şer'iye ve cebri kanuni. Kanun seni cebrediyor, mecbur ediyor. İstemiyorsun ama enseden yakaladı. O cihetle ruhsata girmektense azimet-i şer'iyeyi ve takva cihetiyle 7 milyar zatların kıyafetlerine İslam dünyasının, İslami hayatı yaşayan devrelerdeki Müslümanların kıyafetlerine 7 milyar şeydeki tarihsade geçiyor. Bir halife tutturmuş. İllaki ve illaki Kur'an mahluktur diyeceksiniz. Kadimdir derseniz, mahluk değil derseniz dar ağacına. Bir mezhep imamı, bizim mezhepte bir imam, ben hatımda kaldım, yanlış olmasın, İmam-ı Muhammed mahluk değildir diyor Kur'an. Halife bunu asacak. Risale'de var bu bahis. Dediler ki ya işte bu halife böyle yapıyor, sen hayatını kurtar bunu. Asılma mesela, ölüm meselesi de özür var. Sen işte mahluktur diye de kabul etme. İmam dedi ki peki dedi, biz dedi ruhsatı yaparsak Allah. Halk dedi avam ne yapacak dedi. Çok doğru. Ha, yürüdü üzerine halifenin. Şimdi fakat halife bir düşünmüş, başıma bir bela gelebilir, bu zat büyük zattır deyip çekindi ve de bu mesele durdu. Ama direndi. Malik, İmam Malik. Benim şimdi şöyle isimli adımda kalmadığı için ihtiyat ediyorum. Tercih ederim. Şualar 290 diyen Bediüzzaman hayatında daima azimet yolunda yürümüştür. Keza nurun has dairesinde, has dairesi de ayrı olacak burada. Nümune imtisal bir cemaat olduğundan aynı yolu tercih ve tasvip etmesi gerekmektedir. Örnek olacak. Şimdi örnek durumunda olan nurculuk dairesinin merkeziyetinde bu zaman böyle oluruz, onlar olmaz şimdi deyip de yola çağırlarsa mesuliyetleri nice ola. Ve onlara da taraf olup destek verirsen sen de o aynı suça iştirak, işte ortak olacağında kesin. Şer'i kaide bakımından. Mesela Hazreti Üstad diyor ki, Emirdağ ne diyor bakalım? Ben maddi ve manevi her şeyimi feda ettim. Her musibete katlandım. Rahatımı düşünmedim. Her işkenceye sabrettim. İdamlar çıkıyor, çıkarılıyor karşısına. Bu sayede hakikat-i imaniye her tarafa yayıldı. Böyle direnen bir şey olunca, görünen insan veya insan cemaati, avamın kalbindeki, vicdanındaki hisler direnmeye başlıyor. Ona kuvvet veriyor. Bu sayede nur mektebi irfanının yüz binlerce, belki de milyonlarca talebeleri yetişti. Artık bu yolda, azimet yolunda, hizmet-i imaniyede onlar devam edeceklerdir. Ben gideceğim diyor Üstad ahirete. Bu yolu takip edeceksiniz. Ve benim maddi ve manevi her şeyden feragat mesleğimden ayrılmayacaklardır. Yalnız... Üstad'a has bir şey değil yani. O yok. Söylemiş olduğu şeyler. Merkez has daire. Yani has dedi ki yani çok dar bir daire değil bu artık. Risale-i Nur talebeleri. Talebeleri. Şamil bu. Ve yalnız ve yalnız Allah rızası için çalışacaklardır. Teveccüh amme, maddi imkanı falan bunları takip etmeyeceklerdir.
Emir Dağ Layıkası 2 sayfa 80. Dost ve kardeşlerin durumu değişik olabilir ama... O değişik olabilir de fikren gene sahip çıkacak. Evvela fikren kesin. Kesin. Fakat Nur talebeleri olduğu gibi bu duruma uymak mecburiyetindeler. Şimdi ben düşünüyorum, bu anlatılan manada devam edilmesi halinde Türkiye'nin rengi yemyeşil olurdu. Hızır Aleyhisselam hani Hızır Hazra ya yeşillik ya canlandırıcı manada. Türkiye'nin ya Müslüman milleti çok canlı kalırdı. Sönmezdi. Hazreti Bediüzzaman bu zamanda ruhsat hükmünü verenlerin hatalı hareket ettiklerini beyan ederken diyor ki bazı hocalar işte ruhsat yolunu veriyorlar. O sebeple diyor üstad. Ne diyor bakın? Nerede? Sözlerde diyor. Bir hükmün hikmeti ayrıdır, illeti ayrıdır. İllet ana sebep. İllet varsa tamam mesele bitti. Hikmet ve maslahat ise tercihe sebeptir. İcada medar değildir. Yani hükmün gelmesinin ana sebebi değildir. İllet ise vücuduna, hükmün varlığına, o hükmün gelmesine medardır. Mesela bir pratik misal veriyor. Seferde namaz kasredilir, kısaltılır, iki rekat kılınır. Şu ruhsat-ı şeriyenin illeti seferdir. Ana sebep, illeti sebep. Yolculuktur. Seferin bulunmasıdır yani. Muayyen bir mesafeyi kat etmiş olmak. Hikmeti ise meşakkattır. Zorluklar vardır ibadette. Sefer bulunsa, şimdi misal veriyorum bakın, şeriatın hükmü bu. Yani o seferin tahakkuk etmesi için gereken mesafe gidilse, sefer bulunsa, meşakkat hiç olmazsa da namaz kasredilir. Çünkü illet var. İllet var. Belli mesafeye gitmişsin. Fakat, sabit şey esas alınıyor burada. Fakat sefer bulunmasa, 100 meşakkat bulunsa, hikmet tarafı bu, namazın kasredilmesine illet olamaz. İşte bu hakikatin, bu dini kaidenin, düsturun aksine olarak şu zamanın nazarı ise, yani bir derece hocalık tavrında olanların durumu ise, maslahat ve hikmeti illet yerine ikame edip ona göre hükmediyorlar. Elbette böyle içtihadat arziyedir, semavi değildir, Allah'tan gelme değildir. Sözler 482. Düşünceyi tasdik etmek için ne kadar anlatıyor abi de bu ahir zaman kitlesi, o hali bırakmadı abi tasdikiyetini. Okumak netice değil diyorum zamanında, her zaman diyorum. Anlamak da netice değil. Okumak, Risale-i Nur'u okumak netice değil, vesiledir. Anlamak da netice değil, vesiledir. Kabul etmek neticedir. Evet, içine almak. İnne zarureti tubihul mahzura. Kaidesi, yani zaruret haramı helal derecesine getirir. Bu kaide var şeriatta. İşte şu kaide ise külli değil. Zaruret eğer haram yoluyla olmamış ise haramı helal etmeye sebebiyet verir. Kaide bu. Yoksa suyu ihtiyarıyla gayrimeşru sebeplerle zaruret olmuş ise haramı helal edemez. Bunlar hiç nazara verilmiyor. Sadece Üstad Hazretleri bunu nazara veriyor. Şeriatın kaidesi. Ruhsatlı ahkamlara medar olamaz. Özür teşkil edemez. Mesela bir adam su ihtiyarı ile haram bir tarzda kendini sarhoş etse, içkiyse yani, tasarrufatı yapmış olduğu hareketleri, icraatları, işleri, ulema-i şeriatça aleyhinde caridir, mazur sayılmaz. Niye? Su ihtiyarı ile yapmış. Sözler 482. Mektubata da şu vecize var. Laubaliler, din sahasında gevşek davrananlar, ruhsatçılar. Ruhsatlarla okşanılmaz, azimetlerle, şiddetle ikaz edilirler. Mektubat 478. Ben birkaç gündür bir duamı değiştirdim. Şuralarda gene diyor üstad bunu. Duayı değiştirmiş üstad. Bazı şeylerde, tesbihatlarda maalesef bu tahirat yapıldı. Millet anlamadı. Hiçbir şey yok. Öyle gidiyor işte. Bizim de kabahatımız var. Niye yani onları açığa çıkartmıyoruz ki? Şimdiye kadar bazen 100 defa tekrar ile vağfir lena veya vefık muvaffak kıl manasında gibi dualarda talebete resail-i nuri sadıkine cümlesinden
Es-Sadıkîne kelimesini kaldırdım. Yine İkrah-ı Mulciye geçirdi Üstad bizi. İkrah-ı Mulciye geçirdi. Geçirdi. Evet. Niye kaldırdım? Ta ki ruhsatla amele kendini mecbur bilen ve sıkıntının mahkemeler var. Dehşetli mahkemeler o zaman. O mahkeme sıkıntılarının verdiği evham, korkular ve meyusiyet cihetiyle zahiri inkar ve çekilmekle, hakiki değil, diliyle inkar. Ben efendim nurculuğa geçmedim. Yani o yoldan gitmiyorum. Mahkemede derse kendini kurtarmak için zahiri ama hakiki değil. Kalbinden değil, niyetinden değil. Zahiri inkar ve çekinmekle azimet ve sadakata muhalif hareket eden kardeşlerimiz o dualardan mahrum kalmasınlar. Ya azgın bir süfyanizma hükmediyor. O zaman ne yapıyor üstad? O devreye ait o şiddetli durum sebebiyle duada sadıkîne kelimesini onlar için kaldırıyor. Ya üstadın yapmış olduğu elimizde şey var ya, tesbihat var ama birileri onları çıkartmışlar. Neyi çıkardınız? Üstad kaldırdım dedi ya. Geçici bir şey bu yani. O şiddetli devredi. Şimdi millet bu azgınlar üzerinde bayağı yürüyor. Bayağı söylüyor. Bayağı reddediyor. Demek üstad orada yine şeriata, İslam hukukuna göre uygun hareket ediyor. Niye ikrar mucizi durumu vuku bulacağından dolayı kaldırıyor. Ama şu andaki rahat hayat içerisinde... Ne diyeceksin? Milletin kaşıntısı varsa kaşıntıyı önleyemezsiniz. Bir de şimdi başka bir meseleye geçtik. Dişlerin kaplanması meselesi hakkında Hazreti Üstad şöyle diyor. Eğer mütedeyyin bir hekimi hazıkın, dindar bir doktor fakat iyi doktor, hazık, gösterdiği ihtiyaca binaen kaplama sureti olsa altındaki diş, kaplama haya giren diş, ağzın zahirinden çıkar. O kaplandığı için batın manasında, iç varlık manasına gelir. Batın hükmüne geçer. Gusulde yıkanmaması, o dişin kaplamalı olduğundan kaplama yıkanıyor da içi yıkanmaması guslu iptal etmez. Çünkü üstündeki kaplama yıkanıyor, onun yerine geçiyor, dişin yerine geçiyor. Cerihaların üstündeki sargıların zarar için kaldırılmadığından ceriha yerine yıkanması şer'an o yaranın gaslı yerine, yıkanması yerine geçtiği gibi bu tatbik edilen bir şey bu hüküm. Böyle ihtiyaca binaen sabit kaplamanın yıkanması dahi dışın yıkanması yerine geçer. Ama sabit kaplama. Bunları nazar alacağız. Diş sabit ya, o da sabit olacak. Madem ihtiyaca binaen bu ruhsat oluyor, elbette yalnız sus için ihtiyaçsız dişleri kaplamak, sus için. Altın kaplamak. Evet işte. Veya doldurmak bu ruhsattan istifade edemez. Çünkü hatta zaruret derecesine geldikten sonra böyle umumul belva, bütün milleti kaplayan bir bela da eğer bilerek su ihtiyarı ile olsa, yani dişleri çürütmeye sebebiyet veren duruma kendisi ihtiyarıyla yapsa, o zaruret ibahiye sebebiyet vermez, mubah kılmaz, o zaruret sayılmaz. Çünkü kendisi dişleri çürüten sebebiyete ihtiyarıyla girdi. Eğer bilmeyerek olmuş ise zaruret için elbette cevaz var. Barla Nahikası sayfa 278. Sordukları meseleyi şer'iye ise şimdiki mesleğimiz ve halimiz o meselelerle meşgul olmaya müsaade etmiyor hal. Nurculuğun o zamandaki durumu. Yalnız bu kadar var ki ruhsat-ı şer'iye olan kasr-ı namaz ve takdim tehir vesait-i nakliye bir kararda olmadığı için onlara bina edilmez. Vesaitler çok değişik suratla gidiyorlar. Belki kaidi şer'i olan kasr-ı namaz sabit olan mesafeye bina edilir. Sen o mesafeyi çok süratle gitmişsin 10 dakikada. O sayılmaz o. Mesafe esas. Şeriatta sabitler üzerine hüküm getirilir.
Eğer denilse ki tayyare ile şimendifer ile bir saatte giden zahmet çekmiyor ki ruhsata müstahak olsun. Cevap: tayyare ve şimendifer de abdest alıp vaktinde namazını kılmak yayan serbest gidenlerden daha ziyade müşkilat bulunduğu için ruhsata sebebiyet verir. Barla 383. Şimdi geldik buraya. Son kısmına geldik. Bu asrın acip bir hassasıdır. Yani elması, yani ebedi saadeti bildiği halde camı, yani dünya hayatını ona ahirete, sonsuz saadete tercih eder. Bir haşiye çıkartmışlar. Bu asırdaki ehli İslam'ın fevkalade saf derunluğu, saflığı, yani çabuk aldanır olması ve dehşetli canileri de Ali Cenab-ı Hak'ın affetmesi, hakkı yok bunu affetmeye. Ve bir tek haseneyi binler seyyiat işleyen ve binler manevi ve maddi hukuk ibadı kulaklarını mahveden adamdan küçük bir iyilik görse ona bir nevi taraftar çıkmasıdır. Büyük bir mesuliyet dairesi. Bu suretle ekalli kalil olan, çok az olan, eli dalalet ve doğuyan azgınlar, saf dil, bu saf dil bahsedilen taraftarlar ile ekseriyet teşkil ederek ekseriyetin hatasına terettüp eden, neticelenen, verilen musibet-i âmenin devamına millet sebebiyet veriyor. Niye? Binler hukuk ibadı mahveden, maddi manevi hukuk ibadı mahveden adama taraftar çıkıyor. Neymiş? Bir küçük bir şey yapmışmış dünyevi diye. Onun için anlatıyor burada onu. Bu bunlara, bu millete bunun için musibetler geliyor ve de devam ediyor. Belki teşdidine, o musibetin daha şiddetlenmesine kader-i ilahiye fetva verirler. Yani ver bize, ver derler ya, ya Rab, bize ceza ver. Bilerek değil bu işte, bilmeyerek, cahilane, saftilane. Biz buna mustahakız derler. Neyle derler? Ağızla, hayır hayır. Hareket ve fiilleriyle, yanlış hareketleriyle. Evet, elbası bildiği ahiret ve iman gibi hakikatleri bildiği halde. Yalnız zarureti katiye suretinde şişeyi, yani dünya ve mal gibi şeyleri ona, saadet ebediyeye tercih etmek zarureti katiye suretinde. O zaman gene üstad gidiyor ne yapıyor yapıyoruz. İkrah-ı mulciye giriyor çünkü ayette geçiyor. Ayette geçtiği için onu takip ediyor sürekli. Okuduğumuz hepsi ikrah-ı mulciye gitti. Ona tercih etmek ruhsat-ı şer'iye var kat'i zaruret durumunda. Yoksa küçük bir ihtiyaçla veya heves ile veya tama veya hafif bir korku ile tercih edilse eblehane bir cehalet ve hasarettir. Tokada müstahak eder. Hem Ali Cenab-ı Hak'ı affetmek ise yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir. Yani bir adam sana cinayet işlemiş, çok fazla büyük zarar vermiş ama şahsi hayatınadır. Onu affedebilirsin. Kendi hakkından vazgeçse hakkı var. Yoksa başkalarının hukuk umumiye yani çiğneyen canilere afukarane af nazarıyla bakmaya hakkı yoktur. Zulmüne şerik olur. Nasıl cinayet işliyorsa o da ortak olur ona. Dedi Kastamonu 25. Dedik ve burada kestik. Ruhsat hakkında bu kısaca verilen bilgi sanırım iyi niyetler için yeterlidir. El-Fatiha.